Bize ne yapacaksınız? Çok büyük bir hata yaptınız prenses. Elbette bir bedeli olacaktır bu. Nedir bu? Buna ancak hünkârım karar verir. Lakin benim merak ettiğim bir husus var. Kim yardım etti kaçmanıza sizin? Hiç kimse. Ben tahmin edeyim. Hürrem Sultan. Ateşle oynuyorsunuz prenses. Hürrem Sultan size yardımcı olmaz. Ben de biliyorum neden yaptığını. Benden kurtulmak istiyor. Prensese geldiğimi haber verin. Kendileri burada değil hünkârım. Nasıl değil? Sultanların en güler yüzlüsü. Nerede kaldın? Bir terslik yok değil mi? Gönderdin mi prensesi? Gönderdim sultanım. Öyle bir gönderdim ki 60 sene bir daha gelemez. Gözlerinle gördün değil mi? Gemiye bindi. Görmez miyim sultanım? Vallahi el salladım arkalarından. Koca kalyon şişirdi yelkenlerini. Ya bela, ya def dedim. Aferin. Şeker ayasıyla lokma döksün, bahşişler dağıtın. Derhal sultanım. İşte bu kadar. Yarın Budin'e gitmek üzere emir aldım. Hünkârımızın emri gitmek zorundayım. Tez vakitte döneceğim. Dönme. Sakın dönme. Orada kal. Döneceğim. Söz veriyorum döneceğim. Gelir gelmez evleneceğiz. Güzel bir yuvamız olacak. Çocuklarımız olacak. Birlikte büyük bir saadet yaşayacağız. Bu söylediklerine gerçekten inanıyor musun? Hiçbir şüphem yok. Sen de inan. Ne olur yapma bunu kendine. Daha çok üzüleceksin. Armin. Döndüğünde ben burada olmayacağım. Evlenemeyeceğiz. Bir yuvamız olmayacak. Çocuklarımız olmayacak. Kendini de beni de boş bir hayalle kandırma. Benim sonum belli. Beni daha fazla üzme. Git. Yalvarırım git. Beyim. Yarın yola çıkacaksınız. Daha hazırlığınız var. Gitmemiz lazım. Gideceğim Nasuh Efendi. Gideceğim. Lakin önce yapmam gereken bir şey var. Beyim. Bali Beyim. Ya. Durun beyim. Nereye? Beyim. Ne zaman bitecek bu oyun paşa? Sultan Süleyman ne zaman bırakacak beni? Bence gitmeyi unutun. Çıkartın aklınızdan. Aksine kalıcı olmanın yollarını arayın. Ne demek bu? Prenses, hünkârımızın size olan alakası malum. Bu herkese nasip olmayacak bir lütuftur. Bence bunun kıymetini bilin. Hünkârım ki kendisi doğunun ve batının mutlak hakimi, bir cihan padişahıdır. Böylesine kuvvetli bir hükümdarın sultanı, gözdesi olmak istemez misiniz? Hayır, asla. Prenses, gidip ne yapacaksınız? Kim bekliyor sizi? Aşidük Ferdinand'ın yeğeni mi? Onunla mı evleneceksiniz? Üstelik hünkârıma aşıkken. Siz neler söylüyorsunuz? Ne aşkı? Bence siz söylediklerimi gene de bir düşünün. Prenses dairesine götürdüm. Buyursunlar. Hünkârım. Kimden izin aldın çıkarmak için? Ben çıkarmadım hünkârım. Aksine kaçmak üzereyken gemide yakaladım. Kaçmak mı? Kim yapabilir bunu? Kim yardım etmiş? Hürrem. Bir isteğiniz var mı? Yok. Hay. Allah'tan duydum sizi. Yoksa kabak benim başıma patlayacaktı. Evet. Melek Hatun, ben çıkıyorum. Gözünü kulağını dört açasın. Merak etmeyin ağam. Ben size yiyecek bir şeyler hazırlatayım. Sevinç içindesiniz. Gitmek istemiyor musunuz artık? Gideceğiz Carmine. Ama şimdi değil. Ben istediğim zaman. Ne yapmamı istersiniz hünkârım? Gidelim. Saraya mı gidiyoruz? Şehre inelim. Ayas Paşa'dan gelen havadisler iyi değil. Veba yayılıyor. İnsanlar ne halde görmek istiyorum. Hünkârım her türlü tedbiri aldık. Bizzat alakadar oluyorum. Emniyetiniz için sarayda kalmanız iyi olur. Sarayımın içine kadar girmiş zaten bu illet. Kullarımdan ayrı kalamam. Bugün olanları kimse bilmeyecek. Merak etmeyin paşam. Ateşin bir hayli düştü. Sana çorba kaynattım. Bir güzel iç. Bali Bey gitti baba. Onu bir daha göremeyeceğim. Bali Bey meğer seni çok sevmiş. Size mani oldum. Beni affet kızım. Şu efendi. Vali Bey, ben çorbanı getireyim. Nedir bu? Ama bu... Armin, eşsiz sevgilim benim. Hepsi hayali dedin ya. Değil. Hepsi gerçek. Evlen benimle. Evlenecek miyiz gerçekten? Hemen bu akşam kıyacağız nikahımızı. Allah razı olsun al. Güle güle harcayın. Güle güle harcayın. Güle güle harcayın. Güle güle harcayın. Kızım, evladım hizayı bozmayın. Sonra asabi oluyorum. Güle güle harcayın. Güle güle harcayın. Güle güle harcayın. Gül ağam hayırdır? Nereden bunlar? Hürrem Sultanımız buyurdular. Gebe mi yoksa? İlla gebe mi olması lazım? Gönlünden kopmuş dağıtıyor. Sana mı sorsun? İstersen sorsun. Harcayın. Güle güle harcayın. Güle güle. Nigar Kalfa? Aman efendim kimler gelmiş? Eşyalarım kapıda. Birilerini yolla da getirsinler. Evladım koş koş, mal gibi bakma. Eşyalarım mı? Nigar Kalfa. Ne işin var senin burada, hayırdır? İbrahim Paşa beni bu saraya yolladı. Ne oldu da gönderdi? Bilmiyorum işte. Beni orada istemiyor. İyi de sen burada kalamazsın artık. Senin yerin orası. Ne bu halim? Ağladın mı yoksa? İyi sen hadi odana git. Ben İbrahim Paşa'mızla konuşurum. Sen aldın mıydı? Sen? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım, bu illet hastalıktan kaybettiğimiz kullarınızın akrabalarını buralara toparladık. Annesini, babasını kaybetmiş çocuklar, eşini kaybetmiş adamlar, dur kalmış kadınlar, torunlarına bakmaya çalışan yaşlı insanlar. Hepsine el uzatmaya gayret ediyoruz hünkârım. İlaveten, emniyetiniz için fazla yaklaşmazsanız iyi olur hünkârım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun hünkârım. Devlet haliye dertlerinize merhem olacaktır. Şikayetlerinize söyleyin, çekinmeyin. İbrahim Paşa, kullarımın dertlerine tez çareler bulunsun. Eviniz, aileniz, aşınız, sabiniz devlet-i âliyenin güvencesi altındadır. Allah sizden razı olsun hünkârım. Beni yalnız bırakın demediğimiz... Ne oldu birden? Hani artık orada kalacaktın? Paşamız ihtiyaç duymadı. Bırak şimdi bunu. Ne yaptığını biliyorum. Sultanım... Ben... Sakın inkar etme. Sen aldın değil mi? Neyi? Defteri diyorum. Sen aldın. Nereye sakladın? Ver çabuk onu bana. Benim haberim yok. Kayıp mı oldu defter? Bu defteri geri istiyorum. Bul ve getir. Aksi takdirde bu mevzuyu İbrahim Paşa ile konuşacağım. Adın ne senin? Adım Halil. Ailen nerede? Annem öldü, babam hasta. Kardeşimle yalnız kaldım. İbrahim Paşa. Hünkârım. Bu iki çocuğu Sıbyan Mektebi'ne yazdırsınlar. Bakımlarını, eğitimlerini üstlensinler. Dolu eğitimlerde tespit edilsin, maaş almasın. Kimse mağdur edilmeyecek. Baş olsun. Paşa Hazretleri. Haremde vaziyetler nasıl Sümbül? Kuş uçurmuyoruz, kuş. Gelen giden herkesi müşahede altına aldık. Şehzadelerimizin de dairelerinden çıkmalarına müsaade etmedim. Yoksa maazallah. Âlâ, âlâ. Paşam, Valide Sultanımızın ve Hatice Sultanımızın durumunu merak ediyoruz. İyi haberlerini aldım lakin bir müddet daha orada kalacaklar. Maşallah. Paşa Hazretleri, Nigar Kalfa'yı buraya yollamışsınız. Evet. Bir sakıncası mı var? Tövbe. Durumu malum. Nigar Kalfa artık hünkârımızın haremi değil. Burada kalması uygun olmaz. Siz de istemiyorsunuz zaten. İşte ben de ne yapacağımı şaşırdım. Usuller neyi gerektiriyorsa onu yaparsın Sümbüle. Paşam, uygun görürseniz Dayı Hatun'un gelmesini bekliyorum. İşte o vakit gereken yapılır. İyi, tamam. Paşam, bir husus daha var. Nedir? Gül Ağa'yı ne yapalım? Alenen kaçırmış Prenses Isabella'yı. Bunun bir cezası olmayacak mı? Sultanım. Paşam, Prenses Isabella'ya ne olmuş? Tebrik ederim sultanım. Büyük bir beladan daha kurtulmayı başardınız. Hatice'm, ne oldu? Sultanım? Gel kızım, otur şöyle. Yemekler hazırlandı sultanım. Nerede yemek istersiniz? Gidelim buradan validem. Sarayıma dönmek istiyorum. Bir süre daha burada kalmamızda fayda var. İbrahim'i görmek istiyorum. Benim ona ihtiyacım var. Ne olur valide, beni yuvama götür. Paşam, bir maruzatım olacak. Az önce İbrahim Paşa'yı gördüm. Af köşkünde bir şeyler olmuş. Sordum ama bir şey demedi. Yoksa yine yangın mı çıktı? Prenses Isabella iyi mi? Prenses hakkında tek bir kelime dahi duymak istemiyorum. Armin? Ne güzel olmuşsun böyle. Tamam, ağlama artık. Bak. Bugün bizim en mutlu günümüz. Bu senin için. Hadi gidelim artık. Ay, bütün gün açı açına oradan oraya dolandım durdum. Açlıktan bayılacağım şimdi. Bir şeyler hazırlasana yahu! Ağam, vallahi billahi yetişemiyorum ben size. Gül Ağa da buradaydı. Yok şunu hazırla, yok bunu hazırla. Ha, ben de onu soracaktım. Nerede bu Celavut? Sensin Celavut. İşte... İti an çomağını hazırla demişler. Hiç uğraşamayacağım seninle. Şeker ağa, azıcık kızılcık şurubu versene. Nigar Hatun'a lazım, acil. Hay hay. Ha, ne olmuş ki ona? Sana ne? Sen neredeydin? Kayboldun yine. Bütün gün av köşkündeydim. Öldüm dirildim. Av köşkünde mi? Prensese bir şey mi oldu yoksa? Sana ne? Gül Ağam, sen sabahleyin neredeydin? Nerede olacağım? Buradaydım. Veba korkusundan haremden çıktığım mı var? Bostancılar öyle demiyor ama. Hangi bostancılar ya? Hangisi ki? Vallahi ben hiç dediğini anlamadım şu anda. Av köşkündeki bostancılar Gül Ağa geldi dediler. Yalan! Vallahi yalan. Kuyruklu yalan hem de. Aha Şeker Ağa şahit. Şeker Ağa'yı ben burada değil miydim? Ben anlamam. İbrahim Paşa'mıza anlatırsın derdini. Selametle. Celavut. Şeker Ağa. Rahatlatıcı bir şeyin var mı? Paşalarımızın içtiğinden. Ayran var, tuzlu. Gerizekalı. Sultanların en nur yüzlüsü. Hayırdır? Ne bu telaş? Az önce Sümbül'le konuştum sultanım. Paşamız bizleri bugün değilse yarın sorguya çekecektir. Ne yapacağım ben? Çok korkuyorum. Korkma. Ne diyeceğini söyledim sana. İnkar edeceksin. Katiyen oraya gitmedin. Paşamız inanır mı ki? Hiçbir şey ispat edemez. Sen rahat ol yeter. Ben korurum seni. Eksik olmayın sultanım. Gül Ağa. Yarın taşlıkta bir eğlence tertip edelim. Her şey güzel olsun. Kızlara şenlik olur. Emredersin sultanım. Kızılcık şurubu getirdim sana. Teskin eder, huzur verir. Canım hiçbir şey istemiyor. Ne olmuş benim ahu gözlü Nigar Kalfa'ma? Kim üzdü seni? Söyle bana, hemen alayım canını. Benim canım aldı ay. Anca o vakit huzur bulurum. Allah muhafaza. Hiç kıyar mıyım sana? Tırnağına taş değse benim canım yanar. Hadi iç şunu. İç. Sebebi saadetim. Işığım, ayım, yıldızım. Şşş, hani ağlamak yoktu. Söz vermiştin. Beni öylesine mutlu ettin ki. Ben de seni şeyin iyi olacağına inanmak istiyorum. Tanrı'ya dua ediyorum. En büyük dileğim iyileşip sana bir evlat verebilmek. Bu illetin şifası aşk. Aşk seni iyi edecek. Çok yoruldum. Hadi dinlen biraz. Hadi. Armin. 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 Armin aç gözlerini. Gözlerini aç. Armin. Acele edin. Hiçbir şey eksik istemiyorum. Hürrem Sultanımız da katılacak eğlenceye. Gül Ağa. Gül Ağa kadar başına taş düşsün, iyi mi? Hıy, kuzzal kurt. Bu ne haline halt ediyorsun burada? Hürrem Sultanımın emriyle eğlence tertip ediyorum. Ne var? Ay Allah'ım, ben neciyim burada? Senin ne mal olduğunu söyletme bana. Kırtık. Dillahi az kaldı. Kopartacağım o yılan dilini senin. Gel benimle. Yahu işim var diyorum. İbrahim Paşa'mız çağırdı seni. Ha. Öyle mi? O zaman ben gideyim. Gittim. Cehennem ve bi'sel masir. Yahu ben ne yapacağım? Valide Sultanımıza ne diyeceğim? Israr ettim kalmak için. İkna edemedim. Bak hala bitkin. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilemiyorum. Olsun valide. Ne olursa olsun kendi evi. Orada daha iyi olur. Paşamızı görmeden içi rahat etmeyecekti. Paşa Hazretleri. Yaklaş. Gül Ağa, sen hiç sırttan gördün mü? Bilir misin neye benzer? Ne oldu, dilini mi yuttun? Paşam ben... Seni onların önüne atarım. O vakit görürsün kendi gözlerinde neye benzediklerini. Sırtlanlarla ne işim olur paşam? Suçum ne? Devlet-i Aliye'ye ihanet. Sen kim oluyorsun ki prensesin kaçırılmasına yardımcı oluyorsun? İftira paşam, külliyen yalan. Öyle mi? Ah günah. Şimdi git sultanının yanına. Hizmetlerine devam et. Ona olan bağlılığından kuşku duymazsın. Lakin bundan sonra benim gözüm kulağım olacaksın. Anladın mı? Bali Bey. Bali Bey. Beyim, sizi rahatsız etmek istemezdim. Lakin gitme vaktimiz geldi. Beyim. Bali Bey, içeri geliyorum. Geliyorum. Taksiratını affetsin. Armin. Kızım Armin. Armin. Demek paşa çağırdı seni. Ne oldu peki? Ne dedi sana? İbrahim paşamız beni sırtlanlara atacakmış. Etimi kemiğimi lime lime doğuracakmış. Fena. Çok fena sultanım. Yapar vallahi. Yoksa bülbül gibi konuştun mu? Size ihanet edeceğimi, sırtlanlara yem olurum daha iyi sultanım. Gül Ağa. Nilüfer sende. İkiniz hep böyle sadık kalın ha? O zaman hiçbir düşmanım benimle baş edemez. Hadi. Biraz eğlenilir mi artık? Hı? Kurtulduk prensesten. Prenses, hünkârımızın size olan alakası malum. Bu herkese nasip olmayacak bir lütuftur. Bence bunun kıymetini bilin. Öylesine kuvvetli bir hükümdarın sultanı, gözdesi olmak istemez misiniz? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Süleyman. Bizi yalnız bırakın. Her şey hazır değil mi? Hazır ama. Güzel. Sultanım, ışıltınızla bütün haremi aydınlattınız. Bana kızdığınızı biliyorum. Yani kaçtığım için. Bu kadar çok mu istiyorsunuz gitmeyi? Ben... Evet. Öyleyse merak etmeyin. Yakında göndereceğim sizi. Sağ salim ülkenize kavuşacaksınız. Bu sizi son görüşüm. Bir daha sesinizi dahi duymak istemiyorum. Süleyman, Süleyman. Lütfen gitme. Gitme ne olur. Affet. Hayırdır Matrakçı, ne bu halin? Bali Bey'in... Ben de sana onu soracaktım. Çıktı mı o yola? Hayır paşam, çıkmadı. Yeterince oyalandı. Git konuş, bir an evvel yola revan olsun. Devlet işi bu, beklemez. Armin Hatun öldü paşam. Bu sabah Bali Bey'in kollarında öldü. Mekanı cennet olsun. Bali Bey nasıl? Ben de ona üzülüyorum ya paşam. Dağ gibi adam nasıl da acı içinde. Kendisine taziyelerimi iletirsin Matrakçı. Hatun'u defnettikten sonra yola çıkar onu. Sen de yanında ol. Bir ihtiyacı olursa haberim olsun. Nigar Kalfa, sen yatıyor musun hala? Git başımdan. Bu ne hal? Gören de aşk acısı çekiyorsun sanır. Kalk, 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 kalk! Hatunlar ortalığı ayağa kaldırdı, boş duracağına git başlarında dur. Hey! Sümbül Ağa, beni yalnız bırak. Bana bak, sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Kalk diyorsam kalkacaksın, kalk! Sen harem ağasıysan ben de hünkâr kalfasıyım. Git işini başkasına buyur. Ay, ne hünkâr kalfası. O eskidendi. Sen bir sığıntısın artık. Bana bak, kafamı bozma. Tillahi acımam, kapının önüne koyarım seni. İyice sıfırdan çıktınız. Bu ne yahu? Biri hatun kaçırır, öbürü bütün gün odasından çıkmaz. Sizinle mi uğraşacağım ben? Uğraşma o zaman. Git. Git. Estağfirullahirrahmanirrahim. Gitti. Beni yok etti. Kaybettim. Süleyman'ı kaybettim. Kendini ne sanıyor bu? Validemiz gidince yerini aldı sanki. Durmalarını emrettiğinizi söyleyeceğim. Sakın ha. Bırak. Kendi kuyusunu kazıyor, haberi yok. Paşa Hazretleri. Hünkârımız mı geldi? Yok paşam. Benim bir maruzatım var. Olmasa şaşardım zaten. Söyle. Paşam. Nigar Kalfa. Ne oldu gene? Ben iyilik olsun diye tutuyorum sarayda. Lakin o haddini aştı iyice. Bütün gün odasına kapanmış ağlıyor. Bir derdin varsa söyle diyoruz. Yok. Afrası tafrası canıma tak etti. Baş edilmiyor. Haremde kaydı kuydu yok zaten. Göndersen başım ağrımaz. Madem öyle gönder gitsin. Göndereyim mi? Valide Sultanımızı beklemene gerek yok Sümbül Ağa. Bir an evvel yolla gitsin. Uygun bir kısmet bulun, bağlayın başını. Kimseye müsamaha yok. Aksi halde nasıl sağlanır haremin düzeni? Ha paşa. Yok. Müsaadenizle. Hey Allah'ım! Ne geliyorsun ikide bir? İbrahim Paşa'mızın emri üzerine geldim. Beni mi çağırdı? Hıy. Durumun malum. İbrahim Paşa'mızla konuştum. Senin eski saraya gönderilmeni istedi. Ne demek bu? Tez vakitte münasip biriyle evlendirileceksin demek bu. Dursana yahu. Çekil. Biz siz ektiksiniz. Dursana. Çekil. Nigar Kalfa, nereye gidiyorsun? Sultanım, yoruldunuz, istirahat etmeniz lazım. İyiyim ben. Saraya dönebilirsiniz. Validem Paşa Hazretleri gelene kadar burada beklememi buyurdular. Hünkârımız geldiğinde saraya gittiğimi söyleyin. Paşa Hazretleri. Beni yollamayın. Ne olur. Sarayınızda istemediğinizi biliyorum. Lakin burada kalmama izin verin. Her şeye razıyım. Bunu yapmayın. Beni evlendirmeyin. Ne olur. Valide Sultanım, hoş geldiniz. Az önce haber verdiler geldiğinizi. Bu sesler ne oluyor burada? Cariyeler Taşlığı'nda bir eğlence tertip edildi. Ne eğlencesiymiş bu? Hürrem Sultan emretmişler. Engel olmak istedim lakin muvaffak olamadım. Sümbül, derhal durdur bu rezilliği. Hürrem'e de söyle yanıma gelsin. Hemen. Ne dersin Sultan? Nereye koyduk bu defteri? Ne yapıyorsun sen burada? Çekil. Ecelini mi susadın ha? Benim odamda işin ne ha? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Ya Kalfa, ne yapıyorsun? Çekil, bırak. Öldüreceğim bunu ben. Bırak. Öldüreceğim. Bırak. Öldüreceğim. Bırak. 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 Çabuk git buradan, çabuk, defol! Bırak! Bırak! Ya bırak! 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 Ne yapıyorsun sen? Gönderecekler beni. Saraydan atıyorlar. Çengi şarkı kesilsin. Sümbül, ne oluyor? Validemiz geldi sultanım, sizi görmek istediler. Öyle mi? Ne hoş. Eğlence bitti. Haydi toparlayın etrafı. Bal dökyalı olacak her yer. Hadi çabuk çabuk. Tepemin tasını attırmayın benim. Siz yokken bu saray çok boş, eksik, yalnız. Daha fazla uzak kalamadım senden. Senin varlığın beni ayakta tutuyor. Sen olmadan bu acıya katlanmam mümkün değil İbrahim. Nigar Kalfa nerede? Göremedim. Siz gidince gerek kalmadı. Topkapı'ya yolladım. İyi. Validem. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Mahsus mu yapıyorsun bunları? Ne yapmışım valide? Daha ne yapacaksın? Nedir bu rezalet, eğlenceler filan? Hareme biraz eğlence olsun dedim. Böyle bir rezillik yapacaksan illa ortalık yerde yapma bari. Haremi böyle bir ayıba nasıl alet edersin? Dışarıda insanlar ne durumda biliyor musun? Hastalık yakıp kavurmuş herkesi. Kullarımız acı içinde, siz burada eğleniyorsunuz. Ne yapsam kabahat zaten. Bana cevap verme, çık dışarı. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Koş validene, sarılıp hasret gider. Beni çekiştirmeyi de unutma sakın. İyi misiniz? Bu karşımdaki dünyanın en güzel gözleri değil mi? Senin için yanıyorum. Seni seviyorum Armin, bunu sakın unutma. Sultanım, iyi misiniz? Ağlıyor yine. Sen duymuyor musun? Mehmet'in sesi gitmiyor kulağımda. Beni çağırıyor sanki. Sultan, oğlumuz meleklerle gökyüzüne yükseldi. Rabbimiz yanına aldı onu. Orada saadet ve huzur içinde. Aşkımız bizim tek sığınağımız. Bizi korur. Bana söylediklerini hatırlıyor musun? Sultanım, ben aşka teslim oldum. Aşka inandım. Tıpkı Rabbime inandığım gibi. Sonsuz bir sadakatle size ve aileme ait bir kulum ben. Eğer bana inanırsanız, benim gibi hamd ederseniz, saadetiniz sonsuz olacaktır. İnanıyor musunuz bana? İnanıyorum. Elbette. Sarıl bana İbrahim. Sakın bırakma beni. Bir tek sana. Aşkımıza inanıyorum artık. Onu da kaybedersem ne yaparım? Nerede sultanımız? Hürrem Sultan hünkârımızın yanında kalacak bu gece. Bir an evvel konuşmam lazım. Ne yapsak ki? Sabaha gelir ancak. Ne oldu, bir derdiniz mi var? Dert ki ne dert. Kıyacaklar Ceylan'ıma. Atacaklar haremden. Hoş geldin. Süleyman. Günlerdir haremde kimsenin yüzü gülmüyor. Dedim biraz neşelenelim diye eğlence tertip ettim. Ama validem çıktı geldi kızdı bana. Ben anlamıyorum. Ne yapsam hata. Beni hiç sevmiyor. Ben seni seviyorum. Bu sana yetmiyor mu? Yetmez olur mu? Senin sevgin dünyalara bedel. Ama bir gün beni sevmekten vazgeçersen, işte o gün ölürüm. Ölümden bahsetmek yok, yasak. Ben senin gülen yüzünü görmek istiyorum artık. Prensesim, neyiniz var? Bütün gün bir şey yemediniz. Konuşmuyorsunuz da. Düşünüyorum Carmine. Ama bir çıkış yolu bulamıyorum. Kaçmak için mi diyorsunuz? Haberim olsaydı keşke. Validemizin sevdiği yemeklerden yapardım. Geldiğimize sevinmedi kimse. Yokluğumuzu fırsat bilip işi gücü boşladınız tabii. Haşa, hiç öyle şey olur mu Derya Hatun? Vallahi veba korkusundan mutfaktan çıktığım yok. Derya Hatun'um. Hah, anlaşıldı. Senden rahat yok. Anlat. Nigar Kalfa ile alakalı bir mevzu vardı. Ben de sana onu soracaktım. Paşamız buraya yollamış. Hayırdır? Ne olmuş? Orasını bilmiyorum ama bir anda ortada kaldı. Ben de üzüldüm haline. Siz gelene kadar burada tutayım dedim. Lakin kabus gibi çöktü haremin üstüne. Odasından çıkmaz oldu. En son Gülşah'la kavga etti. Kızı öldürecekmiş neredeyse. Ben de paşamıza anlatayım dedim. Belki konuşur, yola getirir diye. Gönderin gitsin dedi. Allah Allah. Derdi neymiş? Anlamadım ki. Armin. Benim için üzülme. Ben iyiyim. Benim içim yanıyor. Benim biricik sevgilim. Böyle mi olacaktı kaderimiz? Ben senin biricik sevgilin miyim? Evet. Sen benim biricik karımsın. Gitme. Beni de götür cennetine. Götür. Evimize git. Kalbim de seninle gelecek. Sen nereye gidersen git. Dualarım hep seninle olacak. Sen beni çok mutlu ettin. misiniz? Var senin belli. Konuş, dök içindekileri. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Diyeceğim bir şey yok. Seni severim, bilirsin. Yardım etmek istiyorum. Ama böyle susarsan seni koruyamam. Sen üzülme Derya Hatun. Ben başımın çaresine bakarım elbet. Sen bilirsin. Yarın seni eski saraya yollayacak Sümbül. Bir müddet orada hizmet edeceksin. Münasip bir koca bulununca da evlendirileceksin. Hiç olmazsa evlenene kadar burada kalsaydım. Ne olur. Sultanım, hoş geldiniz. Nigar Kalfa, iyi oldu seni gördüm. Şimdiye kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Malum, aylardır yanımda kaldın. Sarayımı çekip çevirdin. Benim vazifem sultanım. Her şeyi unutmak istiyorum. Sen de unut. Bu seninmiş galiba. Evet. Odamda düşürmüşsün. Ortalığı toplarken düşmüş herhalde. Ben de nerede diye soruyordum. Sağ olun. Validem dairesinde mi? Dairesinde sultanım. Gel Makoşoğlu. Paşam. Başın sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Budin'e gitmeden önce bir diyeceğiniz var mıdır? Emirlerinizi bekliyorum hünkârım. Yolun açık olsun. Mühim bir vazife seni bekler malum. Bir krala benim adıma taç giydireceksin. Derhal git adaleti tesis et. Merak buyurmayın hünkârım. Arşidük Hazretleri, Osmanlı'dan intikamımızı ne zaman alacağız? Artık vakti gelmedi mi? Macar tahtına ne zaman oturacaksınız? Onlara ait olan toprakları Sultan Süleyman'dan ne zaman geri alacaksınız? Prens Frederick, lütfen öfkenize yenilmeyin. Sakin olun. Macaristan'ın tacının Budin sarayında olduğu, Zapolya'nın da kral kaldığı sürece benim kral olmam söz konusu değil. Peki. Ben o tacı Budin sarayından alıp size getirirsem, o zaman kral siz olursunuz. Taç kimdeyse iktidar onundur. Evet. Zapolya'nın tacını getirmeniz gerekiyor. Getireceğim. Söz veriyorum. Sultan Süleyman'ı ezmek için yapacağım. Ne varsa yaktım. Onları görmek bana acıdan başka bir şey vermiyor. Sonra da sabaha kadar Kur'an okuyup dua ettim. Benim melek yüzlü kızım. İnşallah acında o küller gibi savrulup gidecek. Amin. Amin. Validem, bu akşam saraya gelin lütfen. Eskisi gibi. Ailemiz birlikte olsun isterim. Süleyman da merak içindeydi. Bugün ziyaret edecekti seni. Şeref duyarım. Herkes gelsin. Geliriz inşallah. Yeter ki sen böyle iyi ol. Hünkârım, Bali Bey bir hayli üzgün. Lakin bu vazife onu kendine getirecektir. Umarım öyle olur. Zira böylesine kıymetli ve fedakar bir beye her zaman ihtiyacımız olacak. Evet. İlaveten veba salgını mağduru aileler, bilhassa kadınlar ve çocuklar korumamız altındalar. Âlâ. Alakanızı esirgemeyin. Baş üstüne. Hatice'm nasıl? İyi maşallah. Sizin ziyaretinizde daha da iyi hissedecektir kendisini. Geleceğim. İzin verirseniz Prenses Isabella'yı da davet edelim hünkârım. Sultanımıza taziyelerini sunmak istemişti. Sultanların en kadir kıymet bileni. Ne oldu gene? Dün geceden beridir sizi arıyorum. Bolun işte, anlat. Sultanım, Nigar Kalfa'yı eski saraya yolluyorlar. Neden? Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Validemiz diğer sarayda vazifelendirmiş. Lakin İbrahim Paşa'mız orada da istemiyor. Hünkârımızın hareminde de değil artık. Velhasıl kelam, Nigar Kalfa'yı eski saraya yolluyorlar. Allah rızası için bir şeyler yapın. Engel olun. Çok yazık olacak. Sizden başkası mani olamaz bu gidişata. Kızlar, o küçük sandığı unutmayın. Ne bakıyorsun öyle? Sana dedim, yapma etme dedim. Bu haremin bir kuralı var dedim. En iyi sen bilirsin. Ne oluyor burada? Nigar Kalfa eşyalarını topladı, saraydan ayrılıyor sultanım. Hiçbir yere gitmiyor. Burada kalacak. Ama sultanım, İbrahim Paşa'm. Burada kalacak dedim. Kızlar, sultanı duydunuz. Emir buyurdular. Eşyaları yerine koyun. Dışarı çıkın. Emredersiniz sultanım. Hünkârım. Hürrem nerede? Hamama gittiler. Müsaadenizle. Ne güzelmiş kolye. Nereden buldun bunu? Annemin kolyesi. Oradan, Budin'den aldım. Güzel kızım benim. Sen ki haremin en gözde kalfasısın. İbrahim Paşa da tutar seni. Ne oldu da birden düşman oldunuz? Haşa sultanım. Ne düşmanlığı? Aniden dönmüşsün. O günden beri de yaptıkların malum. Söyle, ne oldu? Aranızda ne geçti? Paşamız Hatice Sultan'ın canına kıymasından beni mesul tutuyor. Yanında olmadığım için kızmıştı. Ondan evvel oğlu öldü. Ona da engel olamadım. Hastalıklar, ölümler. O saray boğdu beni. Taşıyamaz hale geldim. Hı. Demek bu yüzden. Neyse. Bir an önce toparlan. Aksi halde koruyamam seni. Sultanım. Size minnettarım. Teşekkür ederim. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Zaman gelince ödersin. Merak etme. İbrahim Paşa'mız da eski saraya göndermemizi buyurdular. Madem İbrahim Paşa öyle uygun görmüş, niye göndermediniz? Gönderecektik validem, lakin Hürrem Sultan izin vermediler. Ne demek izin vermedi? O mu yönetiyor bu haremi? Ben emrediyorum. Gönderin hemen gitsin. Valide Sultanım, affınıza sığınarak bir istirham olacaktı sizden. Söyle dahi. Nigar Kalfa yıllardır burada. Sarayımıza, hanedanımıza emekleri büyük. Şimdiye kadar bir hatasını, bir yanlışını görmedik. Duymadın mı anlattıklarını? Ortalığı birbirine katmış. Duydum validem. Duydum. Lakin yaptıklarından çok pişman. Bir fırsat verirseniz hatalarını telafi edecektir. Hürrem Sultan duyunca ne olacak? Korkuyorum. O kadın çok tehlikeli prensesim. Şimdiye kadar gelmiş olması lazımdı. Prensesim. Hazırlanın prensesim. Sizi İbrahim Paşa'nın sarayına götürmek için emir aldım. Sultan Süleyman da gelecek mi? Ben dışarıda sizi bekliyorum. Carmine, en güzel elbisemi hazırla. Merhaba. Babam geldi. Bana niye haber vermedin? Burada az kaldı sultanım. Fırsat olmadan gitmişti hünkârım. Sultanım, Derya Hatun'la konuştum şimdi. Hatice Sultan'ın sarayına gidilecekmiş. Bütün aile orada olacakmış. Öyle mi? Ne güzel. Nilüfer, hazırlanmama yardım et. Çok güzel olmalıyım. Hünkârım, hoş geldiniz hünkârım. Buyur. Validem. Bizim Aylin Paşa'm, Hatice Sultan'ımız geldi. Eksik olmayın sultan. Buyurun. Hoş geldiniz hünkârım. Validem, prensesi hünkârımızın izniyle ben davet ettim. Oh, iç sıcak sıcak. Vallahi kendi ellerimle yaptım. Bir deri bir kemik kalmışsın zaten. Ben sana sultanlar gibi bakacağım. Hiçbir sıkıntın kalmayacak. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Oh. Senin tek işin Nigar Kalfa mı bu taşlıkta? Başka meşgalen yok mu? Gören de deli divane aşık sanır seni. Oo. Tövbe tövbe. Nigar Kalfa. Gel gel. Buyur Sümbül Ağa. Validemizin emriyle tekrardan kalfa olarak tayin edildin hareme. Lakin artık hünkâr kalfası değilsin. Bundan böyle dikkatli ol. En ufak hatanda gidersin ona göre. Anladım. Lokma mı döksem acaba? Olur vallahi. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Umarım rahatsız etmedim ben sizi. Hayır. Benden bir arzunuz var mı sultanım? Keyfini sür paşa. Bir gün sana bunları hatırlatacağım. O gün hiçbir zaman gelmeyecek. Prenses Isabella, bu kolye size ait. Bir daha sakın boynunuzdan çıkarmayın. Çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz gidip takmak isterim. Buyurun. Demek hala buradasın Prenses Isabella. Gel şöyle. Bırak. Ne yapıyorsun? Sana gel dedim. Ne yapıyorsun? Siz... Ne yapıyorsunuz siz? Neden buradasın? Neden gitmedin? İbrahim Paşa denizde yakaladı beni. Köşke geri getirdi. Sana inanmıyorum. Birlikte oyun oynadınız. İbrahim Paşa ile Sultan Süleyman'a karşı. Ben biliyorum sizi. Beni aldatamazsın. Unutma. Bunun bedeli ağır olacaktır. Dokunma bana, çekil, bırak! Ben senin cariyen değilim. Anladın mı? Ben senin cariyen değilim. Bana böyle davranamazsın. Ben bir prensesim. Senin gibi köle değilim. Ben köleyim. Sen bir prensessin, öyle mi? Ha? Evet, öyle. Ben senin oyuncağın değilim. Sen git diyeceksin, gideceğim. Kal diyeceksin, kalacağım, ha? Hayır. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Demek gitmek istemiyorsun. Çünkü aşık oldun. Süleyman'a aşık oldun sen. Konuşsana. Cevap ver bana. Evet, aşık oldum. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Ha? Öldür. Umurumda bile değil. Ben artık buradayım. Süleyman'ın yanında. Onun için savaşmak gerekirse savaşırım. Demek savaşmaya karar verdin. Öyle mi? Sana kaçman için bir şans tanımıştım. Ama bu fırsatı geri teptin. Ben Sultan Süleyman'ı istiyorum. Gitmek istemiyorum. Sultanım, prenses. Sohbetinizi bölüyorum lakin hünkârım saraya geri dönmek istiyorum. İlaveten size hünkârımdan mühim bir havadis var prenses. Niye bakıyorsun bana? Sultanım, bir isteğiniz var mı diye baktım. Var bir emrim. Gidip hemen yapar mısın? Yaparım elbet. Siz isteyin, ne derseniz yaparım. Git ve o kadının canını al. Şimdi mi? Küpegündüz. Nasıl olur ki? Hani ne dersem yapacaktın? Korktun. Korkaksın. Bu hançer bende kalsın. Ben bir yolunu bulacağım. Merak etmeyin. Paşa Hazretleri. Emirleriniz eksiksiz yerine getirildi. Bekliyoruz. Teşekkür ederim Derya Hatun. Bunun burada ne işi var? Ben de bu mevzuyu konuşacaktım sizinle. Evet. Hürrem Sultan engel olmuş gitmesine. Bunun üzerine validemizle konuştuk. Kendileri de kalmasını uygun buldu. Harem kalfası olarak vazifesine tekrar devam edecek. Madem Valide Sultanımız öyle istemiş. İyi. Kim bu? Prenses Isabella. Daha önce gelmişti. Şimdi niye gelmiş? Eşyalara baksana. Buraya taşınıyor belli ki. Eyvahlar olsun. Kan akacak haremde. Hayırdır inşallah. Niye geldin? Hayırlara gelsin. Rüyamda seni gördüm. Acı içinde yardım dileniyordun. Senden mi yardım dilendim? Saçma bir rüya olmuş. Bu vakitten sonra hiç kimse sana yardım edemez. Ne demek bu? Sana söylemiştim. Isabella senin sonun olacak. Gördün işte. Söylediğim her şey çıkıyor. Sonun yaklaştı Hürrem. O burada. Artık haremde. Kim? Prenses Isabella. Git buradan. Yalan söylüyorsun. Madem lafıma inanmıyorsun, gel gözlerimle gör. Burası Sultan Süleyman'ın haremi artık. Onun hizmetinde olacaksınız. Gözdeler koğuşunda kalacaksınız. Eğer buranın kaidelerine uyarsanız, burası sizin için bir cennet olacaktır. Benim tek isteğim, aslanımın saadeti, huzurudur. Hünkârına sağlıklı şehzadeler doğurmanı arzu ederim. Allah kısmet eder inşallah.